Herkese merhabalar arkadaşlar. Filiz Komutlar dizinine geçtik. Burada 4 tane komutu anlatacağım size. Şu ilk 3'ü, 1, 2, 3 ve en sondaki Tritangent Fillet'i anlatacağım. Bu aradaki 3 tanenin ne işe yaradığını, hani daha doğrusu şu face to face Fillet'i partizan ortamında görmüştük. Hani yüz yüze Fillet diye. Burada bunu bir türlü beceremedim. Bu diğer ikisinin de ne işe yaradığını bilmiyorum. Ben size şimdilik sadece şu 3'ünden ve sonuncundan bahsedeceğim. Şimdi bunları size anlatacağım şekli çizmek istiyorum. Arkadaşlar elimizde böyle iki tane plaka var. Birbirine dik bir şekilde kesilmiş, kesişmiş. Şimdi biz bunun bir tarafını örnek veriyorum. Fillet yapmak istiyoruz. İşte şu tarafı fillet yapalım. İlk olarak bu shape fillet dediği yüzey filleti. Buna tıkladığımız zaman iki ayrı parçanın köşegenlerini birbirine fillet yapar. Örnek veriyorum. Bununla bunun arasını ben fillet yap diyorum. Şimdi şurada açılan küçük pencerede milimetre cinsinden değeri yazıyor burada. İşte radyosu 20 milimetre olsun diye bir preview diyorum. Şimdi gördüğünüz gibi tel kafes görünümü oluştu üst kısımda. Altını kırpıyor. Ben üstünü kırpsın istiyorum. Tıklayınca ve preview deyince üstüne dönüyor. Şuradaki kırmızı oktan. Diğer tarafa da dönmesini isteyebilirim. Yine bu oktan tıklayıp bu tarafa dönmesini sağlayabilirim. Ama ben bu tarafı istiyordum. Yine burada bazı seçeneklerimiz mevcut. Örnek veriyorum Trim Support 1 ve Trim Support 2 dediği. Bu uzantılarını diyor trim yapayım mı yoksa yapmayayım mı aslında. Ben mesela yapma diyeceğim. Yapma diyeceğim ikisini. Preview diyorum. Gördüğünüz gibi sadece işini yapıp radyosu verip filleti ardından diğer uzantılarını kırpmıyor. Ve buna tabi böyle okey diyorsunuz. Bu tamamlanmış oluyor. Ctrl Z diyorum. Şimdi bu ikisinin şu birleşim yerinden ben bu ikisini kırpmak istiyorum. Bunun için sadece şu kısım lazım bana. Eğer bu tek, şu an iki parça. Eğer bu tek parça olsaydı, join komutu ile bu ikisini birleştiriyorum. Ki zaten birleşmiş sanırım. Evet. Bu sefer de şu edge fillet dediği sadece yüzeye tıkladığında o kendisi köşelere otomatik olarak radius değeri veriyor. Örnek veriyorum. Mesela şu tarafa da bir şey çizdiğimizi varsayacağız. Şimdi varsayalım ki böyle bir kapalı şeklimiz var bizim. Biz Edge Fillet'e tıkladığımız zaman tıkladığımız gibi bütün komutları, bütün yüzeyleri aslında almış olacak. Gördüğünüz gibi buradan yukarıya doğru da çıkıyor bu köşeyi. Burayı da seçmiş olabilirdim ben. Yine preview dediğimde onun köşesini de kendisine dahil etmiş oluyor. İşte 15 değil de 10 milimetre olsun diyelim. Ardından preview diyoruz. Şöyle bir tel kafes görünümü oluştu ve yine burada bize diyor trim support, yani trim olsun mu olmasın diye soruyor. Trim olsun diyoruz ona biz. Okey dediğimizde gördüğünüz gibi sadece köşeleri tek tıkla bütün köşeleri fillet yapmış oluyoruz. Yine Ctrl Z diyorum. Variable fillet. Variable fillet'e tıklıyorum ve şu aradaki çizgiye tıklıyorum. Neden? Çünkü bir çizgi üzerinde operasyon yapacağım ben. Şimdi şurada görmüş olduğunuz yine aynı part modüldeki gibi bir taraftakine çift tıklayıp yazınca preview okey diyorum ve yine değişken, yani variable fillet yapmış oluyoruz arkadaşlar. Bu ilk 3 komut böyleydi. Fillet yapma işine yarıyor. Yine aralarındaki farkları şöyle özetleyeceğiz. Eğer 2 tane yüzeyi tek tek seçmek istiyorsanız shape fillet, tek tıkla, yani birleşmiş, daha doğrusu birleşmiş olan, tek parça olan bir yüzeyin köşelerini fillet yapmak istiyorsunuz edge fillet, değişken bir fillet vermek istiyorsanız variable fillet ve son olarak da tritangent fillet için bir tane çizim yapmak istiyorum hemen. Evet arkadaşlar, şimdi şeklimizi oluşturduk. Tıpkı part modülü olduğu gibi yine böyle bir şekil çizmiştik part modülde bu tritangent fillet'i göstermek için. Burada da aynı mantık. İlk olarak gelip fillet olan kısımlara tıklıyoruz. İkinci olan da nereyi fillet yapmak istiyoruz? Burayı yapmak istiyoruz. Hata veriyor. Neden hata veriyor? Çünkü diyor ki arkadaşım diyor, ben diyor tek parça olmasını istiyorum. Bu iki parça. Bir parça bu, bir parça da bu. Bunun için ne yapmam gerekiyor? Join komutuyla bu yüzeyle şu üstteki yüzeyi birleştirmem gerekiyor. Birleştiriyorum. Tekrar tritangent'a tıklıyorum. İki fillet verdiğim bölgelere tıklıyorum. Ardından çıkarmak istediğim yüzeye tıklıyorum. Hata vermedi. Preview deyince zaten hafiften bir tel kafes görünümünü oluşturdu. Ve okey dedim. Gördüğünüz gibi tatlı bir geçişle böyle bir birleştirme yapabiliyoruz arkadaşlar. Tritangent fillet ile. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.